Türkiye, Avrupa ve Batı Asya'daki en büyük boz ayı popülasyonlarından birini barındırıyor. Özellikle Karadeniz bölgesinde insanla ayının yaşam alanları birbiriyle kesişiyor. Bölgede arı kovanları, mısır tarlaları ve meyve bahçeleri ayılar için cazip beslenme alanlarını oluşturuyor. İşte tam bu noktada insanla ayının amansız mücadelesi ortaya çıkıyor. TRT Haber gündemde bugün Karadeniz insanının ayı ile olan imtihanını ele alacağız. Boz ayılar Türkiye'nin her bölgesinde görülebiliyor. Ama en yoğun olarak yaşadığı yer Doğu Karadeniz bölgesi. Boz ayıların Türkiye'deki sayıları yaklaşık 4000 olarak tahmin ediliyor. Ayıların yaşam alanları eskisi gibi rahat değil. Ormanların yok edilmesiyle yaşam alanları daraldı. Yabani meyve ağaçları kesildi, doğal besinler azaldı. Boz ayılarla insanların yaşam alanlarının kesiştiği yerlerden birisi de Doğu Karadeniz bölgesi. Özellikle Rize'de yalnızca orman içleri değil, bahçeler, yollar, hatta evlerin önü bile olası karşılaşma yerleri. Tüm caydırıcılıkları uyguladım, olmadı. Bir tabela yazayım. Belçi okur yazardı. Ya, öğrenmiş olam. Nereden geliyor peki ayı? Şimdi benim sana döndüğüm istikametten geliyor. Yani doğudan. Bu taraftan. Yani doğudan geliyor. Doğudan geliyor. Bana oradan geliyor. Batıdan da gelir. Kuzey, yani üç kısmı var. Kuzey, güneyden de gelebilir. Gelebiliyor. Ha, ben arıyı sağdım. Bak iyi dikkat et. Koydum bir teneke, üç teneke bal. Ya gelsin ikisini yesin, arıma tutmasın. Yani. Ya hazırını yesin. O gıcık oluyorum. Üçün. Zeki bir hayvan bu. Bana göre zeki. Ayı saldırılarından bıkan yöre halkı kendine göre çözümler buluyor. İşte onlardan birisi. Gördüğünüz gibi kovanlar yerden 4-5 metre yükseklikteki barakalarda bu şekilde muhafaza ediliyor. Ne yaptı burada ayılar? Mesela ne gibi zararlar verdi? Burada ayılar bayağı saldırıya geçiyor. Yani aç kalırsa insana bile saldıracaklar. Sana saldırdı mı hiç? Şimdi bana saldırmaya çalıştı ama kendimi korudum. Misilleri yiyor, fasulyeleri yiyor. Meyveler, bak suda armutum var, bak yasın armut armut. Ha, armutun çıktı köyde, yani bizim yiyecek armutumuzu biz çeşnetmeye başlamadan önce yiyor. O kış armutsuz kaldınız yani. Ha. Peki siz bir önlem alıyor musunuz ayıların buraya gelmemesi için, onları uzaklaştırmak için bir önleminiz var mı? İlginç böyle. Hiçbir önlemimiz yok, önlemimiz hala fırastı yapıyor yani. Ayı çıkması diye bak. Ne yapıyorsunuz? Fırahtı yani. Misirlerin etrafını fırahtı yapıyoruz. Tel örgüyle çeviriyorsun. Tel örgü çekiyoruz. Fakat o tel örgüyü de söküp atıyor. Tel örgüyü de söküyor. Evet. Elinde pense mi var acaba? Onun elinde zaten pense. Dikenleri var. Tuttuğunu koparıyor. Bazen vatandaşı tutsa paramparça bağırsaklarını çıkarır. Bağırsaklarını çıkarır. Ondan uzak durmakta fayda var. Bu ayılar nedir? Hangi kanunu yollarla diyor. Tamam. Evet, ayı da diye hayvan. Onu da Allah yaratıyor. Tabii o da bir yemek yiyecek ama... Onlar da aç mı kalıyor acaba? Biz onların demek, yaşadıkları alanları mı gidip işgal ettik? Kalıyor hayvan, ne buluyorsa yemeye çalışıyor. O zaman madem doğada hayvan türü yaşamak isteyecek, yaşanacak. O zaman devlet o ayılara da bir park yapacak. Yani yaşama hakkı verecek. Yani ayı parkı. Kuracak. Yani ayılara lokanta yapacak. Ayılara lokanta. Tabii. Güzel bir çözüm. Yani belki tutabilir. De onun masrafını kim karşılayacak ama? Devlet karşılayacak. Ayı lokantası. Tabii, ayı lokantası. Ayağa kalktığında boyu 2,5 metreye yaklaşan ayılar pek engel tanımıyor. Karşılaştıkları engelleri aşmak için buldukları çözüm yolları insanı hayrete düşürüyor. Aç kaldıkları zaman ya balığa saldırıyor, ya bala saldırıyor, ya da ekmeğe saldırıyor. Mutfağın kenarındaki bir kadel yağı dahi alıp götürdü. Bu arı ayının mağarası. Şimdi oradan kovanlar yok. Geçen sene oradan kovanlarını aldı, taşıdı.
Bu birkaç tane kaldı burada. Diğerlerini indirdim ben. Bak bu şekilde gelip burada bunları parçalıyor böyle bu şekilde. Bak bunları böyle yedi. Yedi attı buraya işte doldurdu hep burasını. Yani bu oradan kovanı alıyor oradan. Orada kovanı darmadan diyor. Ondan sonra bu petekleri alıyor yani ramkaları. Bu ramkaları tutup kimse görmesin diye böyle arıyor mağaranın içerisinde. Yani bir de gizli saklı yiyor yani uyanık. Tabii mağaranın içerisinde. Ya çok akıllı, çok zeki hayvan bu ayı. Şimdi o kadar zeki hayvan ki. Mesela burası aşağı yukarı 3 metre yüksekliğinde bir yer yaptık şimdi. Şimdi bizim şimdiki tehlikemiz şu, buradaki korkumuz. Şimdi bir yaşına gelmemiş bir yavrusunu 6 ay 7 aylık bir yavruyla beraber geliyor. Yavrunun ön kollarından tutuyor. Ondan sonra böyle çevirip bir sallıyor yalla şeyin üzerine. Bu şeyin üstüne atıyor. Ondan sonra o yavru oradan artık nasıl bir komut veriyorsa kovanları altına atıyor yavru. Karadenizli'nin ayılara karşı aldığı tedbirlerse zekada sınır tanımıyor. Balık çiftliklerinde yapılan ayı savarda ilginç yöntemlerden sadece bir. Önceki sene bu yoktu burada. Buradan 20 tane benim büyük anaç balık, kırmızı benekli büyük anaç balığımı yedi. Ondan sonra işte geldik bu düzeneği kurduk buraya. Şimdi bu Lasçası bunun Tsarimangana deriz. Bu aslı Tsarimangana'dır. İşte ayı kaçırıcı. Şimdi oradan bak o bir parmak suyla böyle dolar. Ondan sonra bu 5 saniye veya 10 saniye içerisinde dolacak. Oraya o teneke bağlı. Bu kalkıyor. Vurduğu zaman küt diye ses yapar. Yaptığı zaman ayı kaçar gider. Ayılarla ilgili şikayetler bunlarla sınırlı değil. Arı kovanı sahipleri baldan çok arılara üzülüyor. Ayılar balı yemekle kalmıyor, arıyı da telef ediyor. Arılara nasıl zarar veriyor ayı? Ya bu şimdi o balini yerken arı da ister istemez savunmaya geçiyor. Ondan sonra o zaten arının bir kısmını da yutuyor. Hem arı hem bal ne var ise o öyle karman çorman ediyor, karıştırıyor gidiyor. Ya sokuyor ama o ayı hiçbir şey yapmaz. O arı zehri hiçbir şey yapmaz. Ayılardan balları korumak için yapılan el yapımı top da çoğu zaman işe yaramıyor. Bu da işte 4 dakikada bir bu tüp ile beraber ama çok gaz gidiyor bu da. Bu tüp ile beraber 4 dakikada bir bu patlıyor. Patladığı zaman ama zaman zaman bu sese de alıştığı oluyor ayının. Tartışma konusu olan soru şu. Ayılar mı ormandan çıktı, insanlar mı ormana geldi? Bir parça paylaşım sorunu yaşıyoruz biz. Asıl sıkıntı oradan başlıyor. Biz onların doğal yaşam alanlarına girmeye gayret ediyoruz. Onlar da kendi alanları içerisinde beslenmeye çalışırken hazır orada alabalık çiftliği varsa daha kolay yakalayabilecek olduğu bir av olarak onlara sürekli gelip gidebiliyor. Doğasında da şöyle bir şey var. İnsanlardan çekinir aslında ayılar. Çok iyi görememekle beraber iyi hissiyatları, iyi işitme duyuları gelişmiş olduğundan aslında gece avlanan bu ayılar doğal yaşam alanlarının içerisinde biz girdiğimizde gece gündüz fark etmeksizin avlanmalarına devam ederler. Ormanda yürüyoruz. Karşımıza bir ayı çıktı. Ne yapmamız lazım? Şimdi bu çokça sorulur esasen. Esasen ormanda ayının olabilirliği yönünde milli parklar şeyler koyar, tabelalar koyar. Mümkünse doğal yaşam alanlarında bunu göz ardı etmeden önlemsiz gitmemek gerekiyor. Karşılaşınca tabii yapılacak çok şey var. Ölü taklidi yap denilebilir ama korkudan insan ölü taklidi yapabilir mi yapamaz mı oralar tartışılır. Kaçalım diyelim nereye kadar kaçarız? Bu hayvanlar ağaca çok iyi çıkabiliyor, iyi yüzebiliyor. 50 kilometrenin hızının üzerinde koşamıyor ama 30 kilometre insan ne kadar koşar bilmiyorum. Özellikle bu yavrulama mevsimlerinde bu yaban hayatındaki hayvanlar, ayı olsun, çakal, tilki, kurt, domuz fark etmez. Bunların hepsi tedirgindir.
Bölge insanı ayıların en çok sevdiği kara kovan ballarını ayılardan korumak için 40 kilogram ağırlığındaki kovanları ayıların tırmanamayacağı geniş gövdeli ağaçlara çıkarıyor. Mevsim açıldı. Orman gülleri, likapa çiçekleri açtı. Şimdi biz de kara kovanımızı ayılardan, ayıların çıkamayacak olduğu dev bir gürgene çıkmak için bu sene bir ilk yaşadım ben. TRT muhabirimiz Halil Bey geldi, illa bu kovanı Halil ben çıkaracağım dedi. Ama ben çıkaramazsın, götüreceğim, götüremezsin, götüreceğim. En son ben gencim dedi ve Halil vurdu sırtına çıkıyor. Bu işin üstesinden kalkarız Mustafa. Yani şimdi, sen şimdi çıkaramazsın. Gönlüm razı olmadı. Evet. Senin sırtını alıp bu 30 kilo falan var, 30-35 kilo. 35 kilo. Ben de rampa çıkacağız. Evet. Dedim hani seni yoracağız, yormayalım, ben yapayım bunu. Ya sana çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Benim yaş 65 ama hiç bitmemiş bak. 1 saat 15 dakika tırmanacağız. İnşallah çıkarsın. Nasıl? 1 saat 15 dakika tırmanacağız ya. Kalkarız evvel Allah'ım. İnşallah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Halil Bey, biz olduk muhabir. Sen de oldun meşeci. Abi hiç sıkıntı yok. Sen de karakovan meşecisi. Gel gel Halil gel. Ha buradan geçebilecek misin? Çok zor. He, çok zor geçersin ama. Bir dakika dur. İstersen ben elime tut. He. Tut elime tut. Helal olsun be. Ha, helal olsun bak. İnşallah. Malati malati cetur ne var ise toparla hepsini haydi. Yoruldun ise ben alayım. Halil yoruldun çok ya, yoruldun. Yok abi, yok. Ya, tamam devam o zaman, tamam. Ki biz de bir saat on dakikaya geliyorduk. 1,5 saat tırmandın ama vallahi seni tebrik ediyorum. Ama asıl tebrik edilmesi gereken Karadeniz insanı, yani sizsiniz. Ya. Çünkü bak ben bir defa yaptım. Hakikaten çok zor. Ama siz bunu neredeyse yılın her günü yapıyorsunuz. Ama sen bir hayatınız böyle zorlu coğrafyalarda geçiriyor. Geçiyor. Özellikle hanımlarınız, yani Karadeniz kadınları, siz de tabii bu zorlu coğrafyada yaşam mücadelesi veriyorsunuz. Şimdi sıra geldi bunu çıkartmaya. Şimdi buna halatı takacağız. Ben halat atacağım. Halatla bu gürgene çıkacağım. Ondan sonra sen de aşağıdan gürgene bağlayacaksın. Yani ipe halata bağlayacaksın. Sen de bana yardımcı olacaksın. Ve bu gürgenin tepesine çıkartacağız. Çıkartacağız. Ayılar çıkabilir mi buna? Ayılar kesin buna çıkamazlar. Buna çıkabilmesi için ayı böyle kucakladığı zaman böyle gürgeni kucaklaması lazım. Şimdi bu gürgen çok büyük. Bu aşağı yukarı 1,5-3 metre çapındadır, yani çapı 3 metre. Şimdi bunu kesinlikle böyle tutup çıkamıyor ama küçük olursa böyle sarıyor onu, tırnaklarını batırıp tak 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 insan gibi çıkar. Ama şimdi buna çıkabilmesi imkansız. Bunu malzemeleri buraya bağlayacaksın. Dur bir dakika dur. Dur. Bağla oraya. Yavaş yavaş hop, yavaş yavaş. Hah. Haydi yallah. Yavaş yavaş hop, yavaş sen gelsin.
Bırak. Bir dakika, bırakmayın. Haydi yalla. Yavaş yavaş hop, yavaş yavaş. Çok zallandı, dur. Hay maşallah, subhanallah. Süper ya. Tamam, bir dakika dur, şimdi çözeceğim Fatih. Oh. Bir dakika. Karadeniz'de bir ayı sorunu var. Ve bu sorun yaz aylarında yoğunluk kazanıyor. Sayıları hızla azalmasına rağmen insandan zarar gören, zulüm gören boz ayılar mı bu konuda haklı? Yoksa mahsulünü, yani yıllık ürününü kaybeden İsa amca mı haklı? Kararı siz verin.